Her şeyden önce yaşamak kutsaldır ve bir haktır. İnsanlık bugün büyük bir kuşatma altında ve bütün değerlerinden izole edilmiş durumda. Ve dolayısıyla en fazla haksızlığa uğramış, mağdur edilmiş olan Alevilik bugün yaşam hakkını savunmak zorundadır. İnsanların insanca olan talepleri mutlaka dikkate alınmalı. Biz ölümü reddeden bir toplumuz. Fakat insanlar kendini açlık grevine ve bedenini ölüme yatırmazsa buna mutlaka bir çözüm bulmak zorundayız. Buna sessiz kalamayız. Ve bu toplumu ve kitlelere Aleviliği özellikle inanç önderleri olarak bu konu üzerinde yoğunlaştırılmalı ve duyarlı hale getirmek zorundayız. Bugün şöyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Zulmün meşrulaştırıldığı bir süreçten geçiyoruz. Bu herkes için tehlikeli bir durumdur. Biliyorsunuz zulüm kadre uğrayanlar ve yapanlar için de tehlikelidir. Bir gün döner kendisini vurur. Yaşam hakkı kutsaldır ve herkesi yaşatmak zorunda her canlı ve dünyada yaşamlar. Nasıl olsa ölüm garantidir ve yaşam ihtimallere bağlıdır. İnsanlar o ihtimalleri çoğaltmak zorundadır. Ve bu kutsallığı, yaşamın kutsaliyetini önceleyerek mutlaka buna karşı toplumu duyarlı hale getirerek bu açlık grevlerinin bir an önce durdurulması ve haklı talepler mutlaka yaşam içerisinde yerine getirilerek sonlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Ve Alevi örgütlerinin bir an önce bu duruma duyarlı hale getirilerek çok daha fazla aktivite, çok daha fazla birliktelik ve sorumluluk almak zorundadır diye düşünüyorum. Bu kadarına çok açıkçası pes. Aleviler ilk defa başımıza böyle şeyler geliyor galiba. Kıyafetle Alevilik. Yani İnsanların en doğal yanı kendi özgür iradesiyle koruyabileceği bir beden ve giydikleridir. Dolayısıyla çarşafla kadını, özellikle kadına, bu kadın pozitif ayrımcılığının da en temel göstergelerinden bir tanesidir. Ve bu Kerbela, evet biz elbette ki mazlumların yanındayız. Kendimiz masumuz. Aslında mazlumların yanında olmak bir iddiadır. Kendisi sürekli katliamlara ve haksızlıklara uğramış bir toplumun felancının da yanındayım demesine gerek yoktur. Mazlumiyeti ve mağduriyeti sürekli devam ediyor. Bugün Kerbela, dünyanın her tarafı Kerbela. Çünkü hala katliamlar devam ediyor. Zulüm devam ediyor. Bugünkü katliamlara ses çıkarmayanların Kerbela topraklarına çarşaf giyerek gitmeleri tamamen bir ikiyüzlülük, çifte standarttır diye düşünüyorum. Bu başka bir algıdır diye de düşünüyorum. Alevilik'in böyle bir problemi, böyle bir anlayışı yok. Yani bugün mü Alevilik keşfediliyor? Alevilik bugün bir rantiyeye doğru sürükleniyor. Çünkü o Kerbela'ya götürenlerin tek derdi insanlara Kerbela'yı görsün. Kerbela'yı kaçı biliyor, kaçı anlayabiliyor? Yani kaç tanesi acaba mazlumlar ve masumlar katledilirken yürekleri acıyla burkulmuştur. Fakat orada asıl olan onlar için Aleviliğin ortadan kaldırılması, yok edilmesi, özünün tamamen dumura uğratılması ve çürütülmesi ikinci çok önemli durumda. Oradan yaratılan rantın başkaları tarafından sürekli üleşilmesi, yani şöyle bir durumu söylersek abartmış olmayız. Bugün dinler önemli ölçüde yaratıyor. Alevilik önceden insanlık yaratıyordu. Çünkü doğasında paylaşım, rızalık, müsaiplik, kardeşlik, dayanışma, imece gibi kavramlar vardı. Bugün cennet ve cehennem algısı daha yoğun bir biçimde hayatın gerçeğiymiş gibi yukarıya doğru taşınarak bir öbür dünya rantı yaratıldı. Ve bugün herhalde büyük ihtimalle Alevilik bu gibi özellikle rantiyeye dayalı
ve çürümeyi daha yoğun bir biçimde çoğaltacağı anlayışları yaşamın pratiğin içine sokarak ideolojik bir Alevi katliamıyla karşı karşıyayız. Buna karşı da mutlaka Alevilik kendisini korumak zorunda ve önlemler almak zorundadır diyorum.